Amsterdam'da iyi vakit geçirmek garantidir. Daha da iyi vakit geçirmek için ise yapmanız gereken şey şehrin yerlisi gibi davranmaktır. İşte bu noktada bilmeniz gereken bazı özel durumlar işin içine giriyor. Özgür, samimi ve huzurlu olduğunuz her an Amsterdam size farklı bir yüzünü gösterecektir. Daha önce ulaşamadığınız sanat boyutlarına ulaşmak ve müzikten yeni keyifler almak için Amsterdam'a gitmek en doğru tatil kararlarından birisi olacaktır. Her gittiğinizde sizi bambaşka sürprizlerle karşılayacak olan bu şehirde şaşırmanızı sağlayacak birbirinden ilginç 22 bilgi var. Amsterdam'a rakamlar üzerinden baktık ve her konuda olduğu gibi bizi şaşırtmayı ve kendine hayran bırakmayı başardı. Amsterdam hakkında 22 ilginç şey. Oltalar, kayıklar, çizmeler. Amsterdam'a birkaç yüzyıl önce gidecek olsaydınız bir balıkçı kasabasıyla karşılaşacaktınız. Dünyada en düşük yüz ölçümüne sahip şehirlerin başında Amsterdam geliyor. Deniz seviyesinin tam 6.7 metre altında. Adım attığınız yere dikkat edin. Şehirde bulunan 165 kanaldan birine düşme ihtimaliniz her zaman çok yüksek. Amsterdam'da 165 tane kanal varmış arkadaşlar. Bu sayı Venedik'ten bile fazla. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu espriyi yapmazsak olmazdı. Kanalımıza hoş geldiniz. Amsterdam'ın temeli çamurdan oluşuyor. Şehir çamura batmasın diye ahşap düzeneklerin üzerinde duruyor. Tam 11 milyon düzenek. Amsterdam Central Station 9000 düzenek ile ayakta dururken sıradan bir ev için 10 düzenek yeterli oluyor. Amsterdam'da insandan daha çok bisiklet var. 811.100 insanı 881.000 bisiklet ezerek geçiyor. Parti, iş, güç, alışveriş, kına, düğün fark etmeden herkes ama herkes ulaşım için bisikleti kullanıyor. Ülkenin nüfusundan daha fazla bisikleti var ve başbakanı bile çoğu zaman işine bisikletle gidiyor. Bu şehirde geçiş önceliği yayada değil bisikletlerde, unutmayın. Hal böyle olunca da Amsterdam'ın kanallarına her yıl ortalama 25 bin bisiklet düşüyor. Yolun kenarı bisiklet dünyası. Amsterdam'da en çok bisiklet hırsızlığı yaşanıyor. Yılda ortalama 100 bin bisiklet çalınıyor. Amsterdam'ın tüm bisiklet yollarını bir günde bitirmek isterseniz toplam 400 kilometre yol gitmeniz gerekiyor. Herkes İngilizce konuşabildiği ve anlayabildiği için ikinci resmi dil sayılıyor. Amsterdam halkının perde alışkanlığı pek bulunmuyor. O yüzden burada perdeler hep açık evlerin. Amsterdam evleri genişliklerine göre vergiye tabi tutuluyorlar. Bu yüzden tüm evler birbirine bitişik olmalarıyla ünlü. 20 milyon turist her yıl Amsterdam'ı ziyaret ediyor. Bu rakam yerel halkın tam 20 katı. Dünyayı tanımak için Amsterdam'a gitmeniz gerekiyor. 178 farklı ülke vatandaşı ile gerçek bir kültür mozaiği burası. Amsterdam'da tam 1281 köprü var. Amsterdam'da karada veya suda yaşama tercihi yapabiliyorsunuz. Kanallarında 2500 tane yüzen ev var. Oldukça ilgi gören ve revaçta olan bu yüzen evler Amsterdam'a giden turistler tarafından oldukça tercih ediliyor. Bu evlerde yaşayan, hayatlarını sürdüren insanlar olduğu gibi bazı yerlerde otel hizmeti vererek turistlerin de bu tadı yaşamasına olanak sunuyor. Amsterdam'daki 75 müzeyi gezmek için 75 gün lazım.
Peynirden çanta ve cüzdanlara, yerel içeceklerden yüzen evlere, her konuya özel 75 müze bulunuyor. Şehrin en çok dikkat çeken simgesi de kanallarda yüzen kedi evi. Evlerden kaçmış ve bir daha dönmemiş tasmaları da olmayan kediler bu bota yerleştirilir ve buranın yaşayan müdavimi haline gelirler. Zaman zaman kedilerine bakamayacak duruma gelen Amsterdamlılar da kedilerini buraya bırakıyorlar. Amsterdam'da herhangi bir yakını olmayan biri vefat ettiğinde cenaze için bir şair, onun için bir şiir yazıp cenazesinde okumaktadır. Hollanda erkekleri dünyanın en uzun erkekleridir. Hollandalılar selamlaşırken 3 kere öpüşmektedir. Öyle bir şehir düşünün ki 175 milletten insan yaşasın ve sakinlerine de bu denli özgürlükler sunsun. Ama bu şehir aynı zamanda dünyanın da en güvenli şehirlerinden biri olsun. Evet, yanlış duymadınız. Zira Amsterdam'daki suç oranı Avrupa'nın herhangi bir başkentine kıyasla çok daha az durumda. Ve bu da şehri dünyanın en güvenilir ve en yaşanılır şehirlerinden biri yapıyor.